Uşak seçim sonuçları 2018 YSK oy sonucu. Uşak seçim sonuçları 24 Haziran 2018 gecesi YSK oy sayımı ile saat 20.00'dan itibaren ortaya çıkacak. Uşak Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı İttifak oy sonuçları yeni meclis dağılımını belirleyecek. Uşak 24 Haziran 2018 Pazar günü saat 8'den itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Uşak ilinde oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek. Uşak seçim sonuçları ve partilerin oy oranları YSK yasağının kalkması ile birlikte Anadolu Ajansı canlı seçim sonuçları ile internethaber.com sitesinde olacak. Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için yurt içinde toplam 56 milyon seçmen 180.065 sandıkta oy kullanacak. YSK seçim yasağının kalkması ile birlikte il seçim sonuçları ortaya çıkacak. Türkiye 27. dönem milletvekili genel seçimi Uşak seçim sonuçlarına bu linke tıklayarak ulaşabileceksiniz. Türkiye 27. dönem milletvekili genel seçimine AK Parti, CHP, HDP, Hüdapar, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılıyor. BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İyi Parti listelerinden seçime giriyor. 2018 seçimlerinde ittifaklar çekişecek. Türkiye genel seçim sonuçları 2018 Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP milletvekillerini belirlerken Millet İttifakı oyları ise CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti milletvekili listesini oluşturdu. Cumhurbaşkanı seçimi 1. tur. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna 6 aday katıldı. Birinci turda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan, %50'nin üstü, Cumhurbaşkanı seçilmiş oluyor. İkinci oylamaya ilişkin seçim takvimi, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 8 Temmuz 2018 Pazar günü ikinci tur oylama yapılacak. Bu seçime en çok oy alan iki aday katılacak. Adaylardan hangisi en çok oy alırsa o Cumhurbaşkanı olacak. İkinci oylamaya ilişkin seçim takvimi ise şöyle işleyecek. 25 Haziran, ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesinin son günü, saat 17.00. İkinci oylama propaganda döneminin başlangıcı, 26 Haziran, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü, saat 17.00. İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları il seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak. 28 Haziran, İl Seçim Kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itiraz YSKSO karara bağlanacak. 29 Haziran, YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek. 30 Haziran, gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine başlanacak. 4 Temmuz, yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. 7 Temmuz, seçim propaganda dönemi saat 18.00'da sona erecek. 8 Temmuz, oy verme günü, seçim yasakları saat 24.00'da sona erecek. 9 Temmuz, Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. 12 Temmuz, YSK kesin seçim sonuçlarını ilan edecek. Türkiye 24 Haziran 2018 seçimi ilkleri. Bir daha önce ilk kez 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, 24 Haziran'da seçmenler ilk kez Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidecek.
2 vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Bazı illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da bu kapsamda değişirken, Ankara ilk kez 3 seçim bölgesine ayrıldı. 3 Cumhurbaşkanlığına aday gösterme usulü bu seçimde farklılık gösterdi. Daha önce en az 20 milletvekili ya da son seçimde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında %10'u geçen siyasi partilerce ortak cumhurbaşkanı adayı gösterilebiliyordu. Bu seçimde TBMM'de grubu bulunan ya da son seçimde %5 oy alan siyasi partiler ya da 100 bin vatandaş, bulundukları ilçe seçim kuruluna imza vererek aday teklifinde bulundu. 4 siyasi partilerin ittifak kurarak seçime girebilmesi de 24 Haziran seçimlerinin ilkleri arasında yer aldı. 5 yatağa bağımlı hastalar için seyyar sandık uygulaması da bu seçimde ilk kez hayata geçirildi. Bu kapsamda, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına sandık götürülecek.